Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün aksenter aracımızın ön panjur kısmını siyaha boyayacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz parlak kısımları komple şu panjur kısmını siyaha boyayacağız. Panjuru sökebilmemiz için arkadaşlar üstünde tutan klipsleri ve iki tane somunu var. Şu şekilde bir tane sağda, bir tane solda olmak üzere iki tane solunum tutuyor ve yukarıda da toplam 7 tane klipsleri tutuyor. Onları sökmeniz gerekiyor. Daha sonra içinde benim sağ taraftaki ayaklar kırıkmış. Bunu da sökünce gördüm. İçinde vidalar tutuyor arkadaşlar. Şurayı da göstereyim ben. Şuralarda ayakları da onun vidalar tutuyor. Ben onları da sökmüştüm zaten. Bu şekilde panjurumuzu çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi panjurumuzu nasıl boyayacağız? Ona geçelim arkadaşlar. Ben onları söyleyeyim ve boyama işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, panjurumuzu söktük geldik. Boya olarak ben daha önce bir ayna boyama videosu atmıştım. İzlemeyenler varsa hemen sağ üst tarafa linkini bırakacağım. Aynalarımızı gövde rengine boyamıştık. Oradan arta kalan vernik ve astarımız var. Bu astarımızı atacağız yine. Yine panjurumuza da bir ufak bir zımpara yapacağız. Tabi üstündeki hafif şeylerin, bozuklukların gidebilmesi için. Astarımız var. Şöyle bir sellozik siyah boya aldım. Boyacı çabuk kurur dedi. Atma da yapmaz dedi. Tutar dedi. Bunu aldım ve üstüne de bu hafif şöyle göstereyim. Biraz mat bir siyah. O yüzden üstüne az bir vernik atacağım arkadaşlar. Şöyle de zımparalarımız var. Yine aynı şekilde suyun içinde. Sökmeye başlamadan önce koymuştum. Şimdi arkadaşlar zımparalama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemine başlıyoruz. Yine önce değeri küçük olan 280'lik zımparamızla işleme başlayacağız. Daha sonra astarı ve tekrar ufak bir zımpara ve ardından boya vernik işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Yine sulu şekilde yapacağız arkadaşlar. O yüzden bolca ıslatalım çalışacağımız yeri. Evet, ben zımparalama işlemine başlıyorum. Zımparalama işlemi bittikten sonra tekrar dediğim gibi geri kalan işlemlere devam edeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, amblemimizi şu şekilde maskeledim ben. Şimdi astlarımızı atacağız. Evet arkadaşlar, astlarımızı attık. Şimdi astlarımızı bir yarım saat 45 dakika iyice kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar bir zımpara ve boya vernik işlemini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, astlarımız yaklaşık olarak 45 dakika kurumaya bıraktık. Şimdi ince bir tekrar zımpara atacağız. 500'lük zımparayla. Daha sonra da boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben zımparalama işlemine başlıyorum. Yine aynı şekil, hafif sulu şekilde zımpara yapacağız. Aynı yönde. Evet arkadaşlar, ikinci zımparalama işlemi de bitti. Çok fazla zımparalamadım çünkü altındaki parlak kısım meydana çıkıyor. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemim bitti. Güzelce bezle de kuruladım her tarafını. Şimdi boyaya geçeceğim. Boya da normal hazır bir boya bu. Sellozik katkılı. Bununla boyamamı söyledi boyacı arkadaş. Daha çabuk kuruyacağını söyledi ve tutuculuğunun iyi olduğunu söyledi. Şöyle kenardan başlayalım.
Evet arkadaşlar, boyama işte. Evet arkadaşlar, boyamız kurudu. Yaklaşık bir 12 dakika falan oldu. 12-13 dakika. Çok az bir üstüne vernik atacağım. Ondan sonra işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, verniğimizi de attık hızlı bir şekilde, çok fazla yoğun atmadık. Verniğimiz de kuruduktan sonra artık en son aşama, tekrar aracımıza montaj aşaması kalıyor. Şimdi verniğimizin de bir 15-20 dakika kurumasını bekleyelim, ardından montaj aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, panjurumuzun boyama işlemi tamamlandı. Şekilde göstereyim. Üstünden biraz zaman geçti. Şu anda araç kirli. O yüzden kirli gözüküyor olabilir. Gayet güzel oldu. İlk başta arkadaşlar şu amblemi ben maskelemiştim. Ama maske güzel olmadı. Çıkarınca tekrar boyamıştım. Sonra hoşuma gitmedi. Tekrar bu amblem kısmını söktüm. Bunun arkasında iki tane şuralardan tırnakları tutuyor. Hemen kaputu açıp göstereyim ben. Evet arkadaşlar, şu çıkarmış olduğumuz şu parçanın hemen arkasında vidalar var. 6-7 tane tutan panjuru. O vidalar söktüğümüzde amblem kısmına ulaşıyoruz arkadan. İki tane dediğim gibi şuradan sağdan soldan tırnaklı böyle soket gibi bir şey var. Onu çıkardığınızda burası geliyor zaten. Ön taraftan da altından maket bıçağı yardımıyla kaldırarak çıkartabilirsiniz. O şekilde yaptım daha sonra. Evet, bayağı güzel oldu. Farklı bir görünüm sağladı araca. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.